Merhabalar arkadaşlar. Nevin'in mutfağına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ki menüm yani ben kendim için kereviz yemeği yapacağım. Bizim evde kerevizi seven yok. Ama biliyorsunuz ki kereviz çok faydalı bir sebzedir. Özellikle kış aylarında bence insanların bolca tüketmesi gerekiyor. Ben bunun içine bir tane böyle orta boy patates de kestim, dilimledim. Ben bunu patates katarak daha çok seviyorum. Bir tane orta boyun biraz üstünde bir soğan kestim, onu da dilimledim. Ben kerevizin yapraklarını da katmayı seviyorum. Biraz da yaprak kattım, iyi olan yerlerinden topladım, güzelce yıkadım. Biliyorsunuz kereviz çok şey saklar, böyle toprak, kum falan. Ben onu çok güzelce, çok bolca yıkadım ve suda bıraktım. Öyle yap, size de öyle tavsiye ediyorum. Güzelce yıkadım. Belki bir buçuk saat suda da kaldı. Şimdi güzelce ince ince doğradım, hazırladım, katacağım. Ve ha, kerevizimi yarım limona sıktım ve limona koydum. Kararır yoksa kereviz, doğradım. Mutlaka kerevizinizi limona koyun. Öbür malzemelerinizi hazırlarken biraz limonda beklemesi daha güzel, daha lezzetli yapar. Artı buna şimdi iki tane orta boy portakal sıktım. Yani yarım bardak kadar portakalım var. Portakal da katacağım onu. Portakallı kereviz yapacağım. Biliyorsunuz ki kerevizde salça kullanılmaz arkadaşlar. Şimdi yapımını göstereceğim. Sırayla sizlerle de paylaşacağım. Arkadaşlar soğanım biraz kavruldu. Böyle kavuruyorum. Koydum. Güzelce bunu kavuruyorsun. Güzelce. Şimdi buna kerevizlerimi ilave ediyorum arkadaşlar. Limon suyu da içinde. Onu da aynı kerevizlerimle beraber limonu da kattım böyle içine. Böyle karıştırıyorum güzelce. Şimdi patatesimi de ilave ettim. Bunu da koymam gerekiyor, patates. Patates. Ben zaten piştiği zaman patatesle kerevizi pek ayıramıyorum. Çok güzel oluyor. Patates buna ben çok yakıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten bunun değerini, kıymetini bilen kereviz mutlaka senede en az 2 defa, 3 sefer yer. Niye biliyor musunuz? Karaciğerin o kadar güzel temizliyor ki, o kadar kolesterola faydalı ki. Karaciğeri temizliyor biliyorsunuz. Her şeye faydası var biliyorsunuz. Yediğimiz her sebzede bir fayda vardır mutlaka. Yani Allah hiçbir şeyi, yarattığı hiçbir şeyi mutlaka sebepsiz yaratmaz. Şimdi yeşil yapraklarımızı da böyle kerevizin yapraklarını da ilave ediyorum. Güzelce ben yaprak, bazıları yaprak katmıyor ama ben yaprakları seviyorum. Yeşil yeşil daha güzel. Hem yeşilli bol oluyor, hem daha faydalı bence. Benim bayağı var bu yapraklardan alırken yapraklar çok güzeldi. Şeyim var benim. Beyaz lahana turşu yapacağım. Beyaz lahana turşusuna da katacağım. Çok güzel yakışıyor öyle lahana turşusuna da kerevizin yaprakları biliyorsunuz. Şimdi buna ha şöyle bir şey 4-4,5 kaşık kadar sıvı yağ koydum. Ben zeytinyağı koymadım. Sıvı yağla yaptım. Zeytinyağı bana biraz ağır gibi geliyor. Sevmiyorum ben. Aslında severim de yemekte çok sevmiyorum. Ama normalde zeytinyağı çok kullanıyorum yani salatalarımda işte böyle, hatta zeytinlerime çok bolca koyarım, ona bandırarak pul biber falan yemeyi severim arkadaşlar. Şimdi buna biraz su ilave edeceğim ve son haline göstereceğim arkadaşlar. Evet, suyunu da ilave ettim. 1,5 su bardağı su ilave ettim arkadaşlar. Şimdi kaynayacak. Kaynadıktan sonra biraz kısık ateş alacağım onu. Güzelce piştikten sonra, yani piştikten sonra demeyeyim, 5-10 dakika sonra yarım bardak portakal suyumu da ilave edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, pişmesi yaklaştı, bir 10-15 dakika, 20 dakikadır, 20 değil de 15 dakikadır pişiyor. Bakın şimdi buna, uf, buhar yaptı, acayip buhar yaptı arkadaşlar. Şöyle portakal suyumuzu da ekliyoruz. Şöyle yarım su bardağı portakal suyumuzu da ekledik. Rengi de değişti. Şöyle o kadar güzel oldu ki, misler gibi olacak.
Ama ne yazık ki evde sadece ben kendim yiyorum bunu. Yapıyorum 2 gün, 3 gün yiyorum. Çünkü zaten biliyorsunuz ki zeytinyağlı olan bir şey ısıtma derdi de yok. Dolaba koyuyorum. Yiyeceğim zaman çıkartıyorum bir 5-10 dakika önceden. Eve yiyorum arkadaşlar. Çok da faydalı bir şey. Zaten bir kereviz ama büyük bir kerevizdi. Bana da yetiyor. Senede kışları yani, senede demeyeyim de kışları 2-3 kez yapıyorum kendim için. Çünkü seviyorum ben normalde de zaten. Evet arkadaşlar, kerevizim pişti. Şöyle son halini göstereyim sizlere. Portakallı, limonlu kereviz. İçinde patates de var, küçük bir boy demiştim. Misler gibi oldu. Artık benim için çok güzel bir öğün. Karaciğerlere dediğim gibi çok büyük faydası var. Vücudun her şeyine, biliyorsunuz ki her sebzenin her organımıza faydası var. Nevin'in mutfağından bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Beni izlemeyi, takip etmeyi unutmayın.